Şu anda kürsüde bir konuşma yapıyor, kulak veriyoruz. İzahını yaparsak Diyarbakır'ın çok daha iyi anlaşılacağını göreceğiz. 1991 yılından 2007 yılına kadar hiç Taksim ısrarı olmayanların 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi iştahının kabarmasının tesadüfi olmadığını bugün çok daha iyi görüyoruz. 1977 yılında 34 emekçinin öldürüldüğü o Taksim meydanının devlet için yasaklanmaması gerektiğine inanarak 2010 yılında 6 konfederasyon bir araya geldik. Birlikte Taksim'i emek ve dayanışmaya açtık. Ancak Dünya Evrensel Emek Günü olan o günde Taksim'de biz emekçiler şiddete uğradık. O günkü genel başkan yardımcımın o da oradaki provokatör olaylarla kolu kırılmıştı. Şimdi diskin ve keskin temsilcilerine bakıyoruz. Orada kimse şiddet uygulayamaz, maskeliler iş yapamaz diyorlar. O gün bize provokatörler şiddet uygulamadıysa bu şiddeti yapanlar kimdi? Soruyorum bu meydandan. Türkiye'nin birliği emek örgütlerinin birlikte hareket etmesi adına 2011 yılında da yine oraya gittik. Taksim'de bulunduk ama yine aynı sıkıntıları yaşadık. 2012'de Tandoğan Meydanı'nda miting yaptık. Geçen yıl yeniden bir araya geldik. Bütün emekçiler emeğin, alın terinin sıkıntılarını, taleplerini yeniden Taksim'de haykıralım dedik. Oy birliğiyle karar verdik. Ama 5. toplantıda Keskin Genel Başkanı'nın İTÜK Genel Sekreteri Şerim Barol Taksim'e gelecek. Kamu sen ve memur sen İTÜK üyesi değil, Uluslararası Sendikalar Birliği, onlar katılmasın teklifi kırılma noktası olmuştur. Biz sol örgütlerin milli ve manevi değerlerle kavgasını biliyorduk ama sözünün ayarsız olduğunu da geçen yıl bir kez daha gördük. Ne oldu? İTÜK Genel Sekreteri gelince emekçiler neden bir aradasınız diye mi soracak? Ama ondan sonra katıldığımız her uluslararası toplantıda İTÜK Genel Sekreteri diyor ki ben Taksim'de yaşananları gördüm. Şimdi Almanya Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'de sıkıntılar var. Soruyorum İTÜK Genel Sekreterine, Yunanistan'da çalışanların %25'i işten atıldı. Neden oraya gitmediniz? İspanya'da, İngiltere'de emekçilerin boğazı sıkıldı. Neden sahip çıkmadınız? Almanya Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Hamburg'daki polis şiddetini neden eleştirmedin? Buradan oraya göç eden kardeşlerimizi neonazilerin katletmesini, faili meçhulleri ortaya çıkarmayı niçin düşünmüyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, bu Türkiye içerisindeki sözde emekçilerin ülkesini yabancılara şikayet etme hastalığı, kendi içindeki sorunları görmeyip sözde batılı demokratların da Türkiye'yi değersizleştirme hastalığıdır. Bu hastalığa geçit vermeyeceğiz. İşte meydan, işte memur sen. Neden Diyarbakır'dayız? Diyarbakır medeniyet şehri. Neden Diyarbakır'dayız? 30 yıl terörün arkasında kim var sorusunu sorduk. Şimdi terör belasından kurtuluyoruz. Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın kardeşliğini yeniden tesis ediyoruz. Çanakkale'de emperyalizme karşı mücadele eden Kürt Ahmet'le Türk Mehmet'in mücadelesini
bu meydandan taçlandırmak için Diyarbakır'dayız. Değerli kardeşlerim, Allah Mehmet Akif İnan abime rahmet eylesin. 92 yılında onunla bu yola çıkarken üyemizin, ülkemizin, insanlığın geleceğini dert edinmek üzere bu yolculuğu başlattık. Bugün bu noktaya gelmemizde %100 öncüsü olduğumuz projeler, paydaşı olduğumuz projeler, karşı koyduğumuz, engellediğimiz projeler var. İşte Kassay engelinin kaldırılması, normalleşme adına bizim öncülüğümüzde hayata geçen bir projedir. Kesintisiz eğitim dayatmasına son vermek, milli güvenlik dersinin altını çizerek söylüyorum, 28 Şubat sürecinde apoletlilerin kimin başını örttüğünü, kimin namaz kıldığını fişlediği o dersin kaldırılmasına da öncülük yaptık. Kur'an ve siyer derslerinin okullarımıza getirilmesine, toplu sözleşme hakkımızın iş güvencesiyle almamızda yaptığımız öncülük de Türkiye'nin demokrasi, eğitim ve çalışma hayatı boyutuyla elbette önemli. Ancak öncülük ettiğimiz zaferlerimizden birisi var ki kamuda başörtü özgürlüğü. Bugün bakıyoruz, iktidarın bazı milletvekilleri CHP'lilere bile başörtülüler bizim bacımız dedirttik diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bakıyorum, başörtü sorununu biz çözdük diyor. Pembe yalan da olsa bunları duymak hoşumuza gidiyor ama ana muhalefetin 11 milyon oyunun olduğu bu ülkede 12 milyon 300 bin imza ile başörtü sorununu fiilen çözen memur sendir, hukuken çözdüğü için de Sayın Başbakan'a teşekkür ediyoruz. Eğitim hakkı, çalışma hakkı, siyaset hakkı, kadın kadına eşitlik, çalışma hayatı ve siyaset boyutuyla kadın erkek eşitliği gibi eşit yurttaşlığın hayata geçmiş olması ve en önemlisi Allah'ın emri olan başörtüsü konusunu İslam'a düşmanlık yapmak için, vesayet için, darbeler için bu milleti göbeğini kaşıyan adamlar ilan ederek milletin iradesini yok eden vesayetçilerin devri sona ermiştir. Çöp sepetindeki yerlerini almışlardır. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. Değerli dostlar, paydaşı olduğumuz projelerden en önemlisi referandumdaki evet'e önceliğimiz. Toplu sözleşmeye de, toplumsal sözleşmeye de evet diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'nin darbeci geleneğini sona erdirdik. Çağ dışı devlet metaforu olan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü diye başlayan o kavramları milletin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğüne döndürdük. Esas olan millettir, millet iradesidir dedik. Devletin milletinden milletin devletine geçtik. Emeğinize, gayretinize sağlık diyorum. Değerli arkadaşlarım, paydaşı olduğumuz en önemli projelerden birisi çözüm süreci. Çözüm sürecinin başarılı olmuş halini görmek isteyenler Türkiye'ye memur sene baksınlar. İstasyon meydanına baksınlar. Irkçılığı, cahiliye toplumunun adeti gören memur sen misyonuna baksınlar. Akil insanlar heyeti içerisinde Türkiye'yi dolaşırken gördük ki halkın ötekileri romanlar var,
devletin ötekileri, Kürtler var, başörtülüler var, Aleviler var, dindarlar var. Bir ilimize gittik, Kürt bir kardeşimiz, Cumhurbaşkanı bile olabildik ama Kürt olamadık diyordu. Bir başka ilimizde başörtülü bacımız, Cumhurbaşkanı eşi olabildik ama birey olamadık diyordu. Hemen hemen her yerde dindarlar, beyaz Türklerin zulmüne nasıl uğradıklarını anlatıyorlardı. Derin devletin, JITEM'in yaptığı yanlışlıkları anlatıyorlardı. Alevi kardeşlerimiz, aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanıyor olmamıza rağmen ateistlerin Hazreti Ali istismarıyla onlara nasıl zarar verdiğini ve devletin onları kucaklamasını haykırıyordu. Son demokratikleşme paketiyle bütün ötekilerin beriki olması için %70 yol alındı. Bundan sonra eşit yurttaşlıkta devletin vatandaşlarını tanımlama ayıbını terk ederek şiddete dönüşmeyen her düşünceye eşit yakınlıkta vatandaşını tanıyan demokratik devlete geçmemiz lazım. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında birleşen 77 milyonun anayasasını hayata geçirmek lazım. İllerimizin birinde gördüğümüz bir tablo benimle birlikte herkesi ilk kez duyduğu bir serzenişle karşı karşıya bırakmıştı. Karadeniz'de bir ilimizdi. Ben sosyalistim, Laz'ım. Dün bana, bugün de çocuklarıma ilkokulda zorla andımızın okutulmasını istemiyorum diyordu. O güne kadar bu cümleyi muhafazakarlar söylüyordu, Kürtler söylüyordu. İlk kez bir sosyalistin Laz'ın ağzından duymak hoşumuza gitmişti. Şimdi buradan haykırıyorum. Andımız yasaklanmadı. Günahsız çocuklara zorla okutulma uygulamasına son verildi. Andımız kaldırılamaz diyen siyasi partilere ve sendikalara çağrıda bulunuyorum. Sendikanıza, partinize girerken, çıkarken andımızı okuyun. 10. yıl marşını da ilave edin. Nasıl olsa siz geride kaldınız. Emeğin, dayanışmanın önemli olduğu bu günde rakiplerimizle ilgili çok cümle kurmak istemiyorum ama birisi TRT Şeşi mahkemeye veriyor, diğeri akil insanlar içerisinde güya Kürt sorununu çözmek için yer alıyor. Ertesi gün Taksim'de faiz lobisiyle, uluslararası sermayeyle, ulusalcılarla kol kola giriyor. Birisi başörtü sorununu devlet çözsün diyor, diğeri memur senin başörtü özgürlüğü bizim esaretimizdir diyor. Çağrıda bulunuyorum. Bu günü gerginlik günü olmaktan çıkarın. Çalışanlarla kucaklaşın. Onların sorunlarını haykırın. Bu milletin diniyle kavga etmekten vazgeçin. Aksi takdirde sizden öncekilerin gittiği yere çalışanlar da millet de sizi gönderecektir. İşte meydan, işte 1 Mayıs. İşte meydan, işte 1 Mayıs. İşte meydan, işte 1 Mayıs. Değerli kardeşlerim, en önemli görevlerimizden birisi de dünya mazlumlarına sahip çıkmak. Suriye'de İslam alimleri kedi köpek eti yiyebilirsiniz diye fetva veriyor. Bir bacımız haykırıyor. Ey batılılar, bizi adam yerine koyup sahip çıkmadınız. Hiç değilse hayvan yerine koyun, belki sahip çıkarsınız. Bir yavrumuz ölürken sesleniyor. Bu olanları Allah'a anlatacağım, şikayet edeceğim diyor. Burada
Batı medeniyetinin çifte standardını görmek lazım. Öldürme medeniyetinin, ölümlere göz yumma medeniyetinin çifte standardını görmek ve bizim medeniyetimizin bir insanın ölümünü kainatın ölümü, bir insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu kabul ettiği gerçeğini yeniden hatırlamak lazım. Orta Afrika'da kardeşlerimiz vatanından sürgün ediliyor, öldürülüyor. Emperyalizm orada, Siyonizm orada, Batı güçleri orada. Mısır'da 30 yıl gayri mübareğe tahammül eden ulusal ve uluslararası güçler Mursi'ye 12 ay tahammül edemiyor. Onun için medeniyetimizin yeniden inşasında yeni sorumluluklar üstlenmek zorundayız. Zulme karşı direneceğiz. Mısır'da idam kararlarından önce darbeyi ve darbenin amacını irdelemek lazım. Bu darbe İsrail, Amerika, Avrupa Birliği ve Körfez ülkesi diktatörlerinin desteğiyle yapılmıştır. Amacı terörist İsrail devletinin güvenliğini sağlamak, Mescid-i Aksa'yı kuşatmaktır. Bir medeniyet öncüsü olan Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan biliyorsunuz, Batı'yı sırtımızda duran paslı bir bıçağa benzetiyor ve İslam medeniyeti adına Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan ümmete çağrıda bulunuyor. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Tekbir! Tekbir! İhvan üzülme ümmet seninle! Değerli kardeşlerim, Batı medeniyeti gezi olaylarına ve Twitter olayına gösterdiği ilginin binde birini 683 kişinin idam kararına göstermiyor. Onun için bu darbenin görünürdeki hedefi Müslüman kardeşler, gerçekte ise Müslümanlığımızdır, kardeşliğimizdir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Firavun Sisi hesap verecek. İdam kararlarının hedefi 1212 insanın idam kararı değil, insanlıktır. Onun için bu mesele ümmet meselesidir, insanlığın meselesidir, emperyalizmle mücadele meselesidir, siyonizmle mücadele meselesidir. Cenab-ı Hak vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun buyuruyor. Kafirler istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruyor. Bunda şüphemiz yok. Önemli olan bizim elimizde mi olacak, yoksa bizim duyarsızlığımızda bizim yerimize yeni duyarlı insanlar mı halk edecek? Tekbir. Bunu düşünmek zorundayız. Tekbir! Tekbir! Yakılacak sehpalar, yok olacak kuklalar. Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği, Amerika, Birleşmiş Milletler. Hayır, bu mesele Birleşmiş Milletler'in değil, Birleşmiş Yürekler'in meselesidir. İnsanlığın meselesidir. Hatırlayın, 2003 yılında Amerikalı genç kız Rachel Filistin'e, Gazze'ye geliyor. Filistinli, Gazze'li yavrularımıza sahip çıkıyor. Terörist devlet İsrail'in komutanı Rachel, sen bizdensin. Vaat edilmiş topraklar adına bu çocukları öldürmemizi Tanrı Yahuve emrediyor diye
çirkepliklerini sözde dine mal eden bu yaklaşıma, bu çocukları öldürmek bizdense, ben bizden değilim, Raşılların değilim diyen Raşılların meselesidir. Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler. Onun için Şeyh Ahmet Yasin, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum ya Rabbi diyor. Sezai Karakoç'ta onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Yaşasın zalimler için cehennem. Yaşasın zalimler için cehennem. Yaşasın zalimler için cehennem. Değerli arkadaşlarım, Rabia platformunu bunun için kurduk. Rabia demek, şehit Furkan'ımıza sahip çıkmak demek. Rabia demek, şehit Esma'mızın hatırasını yad etmek demek. Rabia demek, ülkemizde ve dünyadaki bütün darbecilere meydan okumak, karşı çıkmak demek. Onun için hepinizi Rabia selamıyla selamlıyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Değerli arkadaşlarım, elbette karşı çıktığımız projeler de var. Her türlü darbe ve darbe girişimine karşı çıktık. Ortak akıl mitingleri bu ülkede şeytan taşlamanın darbe severleri devre dışı bırakıp darbe savarlığın miladı olmuştur. Bunun öncüsü de memur sendir Allah'a hamdolsun. Gezi olaylarıyla yeşil severlik ortaya çıktı. Ama Gezi'de gördüğümüz örgütlerin ne kadar yeşilsever olduğunu tırnak içerisinde biz çok iyi biliyoruz. Sonra küresel emperyalizm baş gösterdi ve 17 Aralık'ta bütün barutunu atmak için harekete geçti. Elbette 17 Aralık öncesinde Hakan Fidan olayı vardı. Bildiğimiz bir konu değildi. Ama bugün baktığımızda dün İrancı diye suçlanan Hakan Fidan'ın İran'ın dostu katil Esed'e değil, Esed'in düşmanı muhaliflere yardım götüren tırları durduruluyor. Burada bir oyun var. Sonra mesele dershane meselesiydi. Memur senin en iyi bildiği konulardan birisi eğitim. Dershaneler kapatılmamalıdır ancak kapanmalıdır dedik. Ve Sayın Bakan'a çağrıda bulunduk. 120 bin öğretmen açığı olduğu sürece bu eğitim sistemi çocuklarımızı testle tostun arasına sıkıştırmaya devam ettiği sürece öğretmenlerin bölgeler arası dağılımındaki adaletsizlik Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da baş gösterdiği sürece işiniz eğitimdeki görevinizi yerine getirmek
olmalıdır. Siz bunu yaparsanız zaten dershaneye gerek kalmaz dedik. Ancak 17 Aralık'ta gördük ki Taksim'deki bir sanatçının tweetinde olduğu gibi mesele dershane meselesi değilmiş. Ne var gündemde? Yolsuzluk iddiası var. İktidar da bütün kanallarda bağırıyor. 3Y ile mücadele, yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk. Buradan çağrıda bulunuyorum. 4Y'yi, yağcılıkla mücadeleyi ekleyin. Şu anda devletin temeline dinamit koyan bürokratların büyük çoğunluğu size takla atarak iş başına getirdiğiniz insanlar. Liyakatine bakın, ehliyetine bakın. Ne muhtıra ne darbe, milli irade. Biz öyle bir medeniyetin mirasçılarıyız ki rüşveti alan da veren de melundur. Yetimin malına göz dikenin bu ülkede yeri yoktur. Kim olursa olsun asla tanımayız. Ancak dün KPSS yolsuzluğunun çok konuşulduğu günlerde sağımızdaki konfederasyonun hırsızlık var, falancılar hırsızdır diye kapı kapı dolaştığı o günlerde biz bir hırsızlık varsa masumiyet karinesi önemlidir. Topyekün bir camia hırsız ilan edilemez. Üzerine gidin, hukuk cezasını versin diyorduk. Dün o konfederasyonla bugün o gün hırsızlıkla suçlananlar kol kola, şimdi herkesi hırsız ilan ediyorlar. Burada bir sorun var değerli kardeşlerim. İşte dünden beri buradayız. Aylardır sizlerle Türkiye'nin değişik yerlerinde bir araya geliyoruz. Diyorsunuz ki genel başkanım sizi dinlemişler. Hayır, beni dinlememişler. Beni dinlemiş olsalardı İsrail'in terörist devlet olduğunu haykırdığımı duyarlardı. Beni dinlemiş olsaydı Mavi Marmara memur senin gemisidir dediğimi duymuş olurlardı. Beni dinlemiş olsalardı başörtüsü Allah'ın emridir dediğimi duymuş olurlardı. Onun için üzülüyorum. Bir medeniyet ki anne ve babanızın odasına bile izinsiz girmeyin diyor. Ama bu medeniyetin yolunda olduğunu söyleyenler tapelerle, dinlemelerle, şantajlarla her türlü kirliliğe giriyorsa bunu kabul etmeyiz değerli dostlar. İşte meydan, işte memur sen. Daha güçlü. Hazreti Ömer'i hepimiz çok iyi biliriz. Bir gün teptili kıyafetle bir gece mahalleyi dolaşıyor. Bir evden içki içildiği seslerini duyunca pencereden içeri giriyor. Nasıl içki içersiniz sert bir üslupla? Ev sahibi diyor ki ya Ömer, ben içki içerek bir hata işledim ama sen 4 hatayı birden yaptın. Nedir? Evlerinizin kapıları duruyorken penceresinden girmeyin diyor medeniyetimiz. Pencereden girdin. Kapıyı çalmadan içeri girmeyin diyor, çalmadın. İzin almadan içeri girmeyin diyor, almadın. Kullarımın ayıbını araştırmayın diyor, sen araştırdın diyor. Hazreti Ömer mahcup bir şekilde çıkıyor evden. 10 gün o kişinin mescide gelmesini bekliyor. 10 gün sonra bakıyor ki gelmiş, yanına gidiyor. Biliyor musun o gece aramızda yaşananları hiç kimseyle paylaşmadım. Mahcubiyetiyle. O şahıs da diyor ki ya Ömer biliyor musun? O günden sonra ben de ağzıma içki sürmedim diyor. Bu medeniyetin yolundan gidenlerin hassasiyet gözetmesi buyken, hoca kavramının, cami kavramının, cemaat kavramının, hizmet kavramının içinin boşaltılması zorumuza gidiyor, bizi üzüyor. Değerli arkadaşlarım, dün
vesayetin her türlüsüne karşıyız dedik. Bugün de paralel devlete de, dikey devlete de, yatay devlete de, her türlü vesayete de karşıyız. Biz demokratik devlet istiyoruz, milletin devleti istiyoruz. Referans olanların, referans olduklarının, referansçılarından emir aldığı bir devleti istemiyoruz. Dün beyaz Türk tanımı vardı, herkesi değersizleştirmişti. Şimdi birileri beyaz Müslümanlığa soyunmuşsa buna da geçit vermeyiz. Üstünlük takva iledir, bundan başka yolu yoktur. İnanca, saygı, vesayete son! Kayıt dışı siyasetin bitirilmesini istiyoruz. Üzülüyorum. Dün camileri ahıra dönüştürenlere bugün sempati duyulur hale gelmişse Ulu Cami'yi gezdik dün. Dershanelerin okula dönüştürülmesi kızgınlığı camileri ahıra dönüştürenlerle kankalığa dönüşmüşse bunu medeniyet adına kabul etmiyoruz. Türkiye olimpiyatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapamadığını yaptığı için alkışladıklarımız Dışişleri Bakanlığı dinlemesi ve deşifresiyle terörist İsrail'in devletimize yapamayacağını yapıyorsa bunu da asla kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlarım, gündemde güncel konular var ama tartışılırken bakış istismarı görüyoruz. İşte Berkin Elvan olayı, Burak olayı. Ekim ayında Serap Küçükçekmece'de Molotov kokteyliyle yakıldı, öldürüldü. Kimse duymadı. Berkin Elvan bir eylemde yaralandı, sonra öldü ve öldürüldü. Kimse bana o illegal eylem yapıyordu diyemez. Devlet bütün vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Yanlış yapanı adalete teslim etmek zorundadır. Berkin'in de can güvenliğinden hükümet, devlet ve bu millet sorumludur. Ancak Berkin'in Alevi kardeşlerimizden olması dolayısıyla Berkin'in cenazesinde öldürülen Burak öldü deniyor, Berkin öldürüldü deniyor. Değerli arkadaşlarım, aynı gemideyiz. Bu çocukların tamamı bizim çocuklarımız. Üçü de öldürülmüştür. Hiçbir çocuğumuzun daha öldürülmemesi için hepimizin sorumlu davranma mecburiyeti var. İşte meydan, işte meydan.